Dün akşam saat 7.30-8 civarlarıydı. Tezgahın arkasında müşterime bakıyordum. O anda bir gencin sesini duydum. Ölmek istemiyorum, kurtarın diye beni bağırıyordu. Dükkanım yan tarafından beri geldi. Önümden geçti, karşı kaldırıma geçti. Elleri boğazında ve çok fazla kanaması vardı. Ve dükkanımın önüne tekrar geri döndüğünde ölmek istemiyorum, kurtarın diye dükkana doğru yönlendi. Ve orada müdahale etmem gerekiyordu. Kanamayı durdurmam gerekiyordu. Bir anda dükkandan fırladım. Üzerimde önlüğüm vardı. Önlüğümü çıkarıp ilk tampon görevini onunla yaptım. Arkadaşı yere yatırıp direkt kanamayı durdurmak için basınç uyguladım. Ve bende kalması için korkmuştu, panik halindeydi. Ve onu sakinleştirmem gerekiyordu. Neler konuştu sizde o sırada? O anda korkuları vardı. Ölmek istemediğini söylüyordu. Kurtulmak istediğini söylüyordu. Abla beni kurtar diyordu. Ve ona sakin olmasını, benle konuşmasını, adını sorduğumda Atakan olduğunu, 18 yaşında olduğunu, arkadaşına gezmeye geldiğini, arkadaşıyla televizyon izlerken bir anda arkadaşın boğazına bıçağı dayadığını ve o can havliyle de kendini kurtarmak için dışarı attığını anlatıyordu. Neden öldürmek istediğini bilmiyordu. Arkadaşına öfkeliydi. Yani bağırıyordu, çağırıyordu. Onu sakinleştirmek için çaba verdim. Onu çünkü ambulans o anda geç geldi. Ve ben kanamayı durdurma görevini etraftaki insanlardan bez, havlu türü şeyler istiyordum. Buz istiyordum çünkü. Ve bir yandan da arkadaşım bilincini açık tutmak için onunla devamlı konuşmaya çalışıyordum. Ben zaten sağlık meslek lisesi mezunuydum. Ve çalıştığım birçok firmalarda ilk yardım eğitimleri aldım. 2 senede bir bu eğitimlerimi de devamlı tazeliyorum. Devamlı gidip geliyorum. De burada sağlıkçı olmanızın önemli de bu. Karşımızda bir gencin hayatı söz konusuydu ve o yaşamak istiyordu. Ve o yüzden ilk ona insanlık görevimi yaptım ben sadece. Ama belki size denk gelmesi belki bugün hayatta olmayabilirdi belki. Bilmiyorum, demek ki yaşaması gerekiyordu. Kurtarın diye bağırıyordu çünkü elleri bu şekilde kendisi. Ve ben buradan çıkarken sadece önlüğümü çıkarttım. Burada tamamen önlüğümü çıkartıp ve buradan buraya zaten koşarak geldim. Önlüğümü alıp direkt burada arkadaşım boğazına sarıldım zaten. Burada Orada arkadaşı yere yere yatırdım. mi düştü? Yere mi yattı? Yok, ben yatırıp kucağıma yatırmak için çaba verdim ki boğazını geri tutup burayı tamamen kapatmam lazım, basınç yapmam lazımdı. İlk müdahale önlüğünüzle yaptınız. İlk müdahaleyi önlüğümle yaptım. Sonra bir kişi daha vardı. Onun üzerinden tişörtünü çıkartmasını istedim. Tişörtü aldım. Sonra etraftan havlu, bir sürü şeyler yetiştirdiler bana hemen. En son haber bütün storelarda. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın, haberiniz olsun.